Yeniden Kıbrıs'ta bu kez Serdar Ortaç'ın sahnesindeyiz. İkinci evim dediği yavru vatanda bayramı geçiren Serdar Ortaç öyle bir açıklama yaptı ki hayranlarının yüreği ağzına geldi. Hepimize iyi bayramlar olsun. Kıbrıslılar Serdar Ortaç'la coştu. Ünlü şarkıcı sahnede şov yaptı. İsmi lazım değil, o bir vefasız çift. Türk pop müziğinin beste fabrikatörlerinden Serdar Ortaç müziği bırakıyor mu? Yarın bırakırım. O kadar da yarın giderim. Kıbrıs'ta bayram boyu sahneden inmeyen Serdar Ortaç'ın yanındayız. Hepinizin bayramını kutluyorum. Önce sağlık versin Allah, ondan sonra huzur versin, sonra mutluluk versin. Kıbrıs'ı ikinci evi haline getiren Serdar Ortaç, bayramı da yavru vatanda geçirdi. Bayram boyu konser konser gezdi. İsmi lazım. Serdar Ortaç şimdilerde bayramı sahnede geçirse de şarkı söylerken bile aklı hep anılarda, çocukluğunun bayramlarında. Çocukluğumun bayramlarını hatırlıyorum. Babaanneme giderdik, anneanneme giderdik, oradan babaanneme geçerdik 500 evlere. Tabii bütün anılar bu kadar keyifli değil. Sonra amcamla top oynamaya giderdik. Ben hep kaleye geçer gol yerdim. Çok kötü bir futbolcuydum. Babasını kaybettikten sonra bayramlardan keyif almamaya başlamış Serdar Ortaç. Şimdilerde tek amacı annesini mutlu etmek. Zaten Kıbrıs'a da birlikte gelmişler. Tabii şimdi babam yok artık, rahmetli oldu. Üzülüyor ama ben işte ona, yani annene, sen büyüdükçe annene babalık yapmaya başlıyorsun. Eskilere döndükçe duygusallaştı Serdar Ortaç. Hatta bir ara her şeyden çok sıkıldığını, müziği bırakmayı bile düşündüğünü söyledi. Yani bugün bana iki tane seçenek sunsan, emekliye ayrıl, yarın bırakırım. O kadar da yarın giderim. Müziği bırakmayı istiyorum ama maddi olarak buna şimdilik imkan yok diye de ekliyor ünlü şarkıcı. Yani şu an çalışmam lazım. Evet. Birkaç sene sonra inşallah emeklilik. İnşallah. Serdar Ortaç sahneye çıktı. Biz de izleyicilerin arasındaki yerimizi aldık. İsmi lazım değil, o bir vefasız çift. İsmi lazım. 90'lı yıllara damga vuran şarkılarıyla başladı programa Serdar Ortaç. Ardından da bu yıl yaz boyu plajları hareketlendiren Gıybet'le devam etti. Serdar Ortaç'a sahnede her zamanki gibi dansçıları da eşlik etti. Ama seyircisi dansçılardan bile daha coşkuluydu. Şarkılar hareketlendikçe kalabalık da ayağa kalktı. Yorum.